Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Sayın Başbakanım, saygıdeğer bakanım, kıymetli misafirler, meslek öncesi eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen, avukatlık mesleğinden geçen 7. dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla, yine avukatlık mesleğinden geçen 4. dönem idari yargı hakimlerinin görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla yaptığımız kura törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saygıdeğer Başbakanım, kıymetli misafirler. Şimdi sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz Afrin ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda siz saygıdeğer konuklarımızı önce saygı duruşuna ve hemen ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Saygıdeğer Başbakanım, kıymetli misafirler, bir kez daha törenimize katıldığınız için Hakimler ve Savcılar Kurulu adına teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi meslek öncesi dönemini başarıyla tamamlayıp yapılan sınav sonunda en yüksek puanı alan Cumhuriyet Savcısı Birincisi Sayın Yasin Yakar Beyefendi'yi konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakanım, Sayın Adalet Bakanım, saygıdeğer misafirler, kıymetli meslektaşlarım. Bu anlamlı günümüze teşriflerinizden dolayı onur ve mutluluk duyduğumuzu kura çekecek olan tüm meslektaşlarım adına ifade etmek isterim. Dönem birincisi olarak sizlere hitap etmekten büyük onur duyuyorum. Bugün avukatlık mesleğinden geçen 7. dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile 4. dönem idari yargı hakimleri olarak yetkilerini anayasa ve milletten alan bu şerefli mesleğe Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca kabul edilmenin gururu içerisindeyiz. Geride bıraktığımız 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal şehitlerimiz ile milli birliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütleriyle yurt içinde ve yurt dışında mücadele ederken demokrasimize yönelik olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dururken ve yargı görevini
ve yargı görevini ifa ederken şehadet makamına yükselen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Anayasada belirtildiği üzere yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hakimler ve savcılar mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık teminat esaslarına göre görevlerini ifa ederler. Yurdun dört bir yanında göreve başlayacak olan bizler, vatan sevgisi, temiz bir vicdan ile hukuku referans alarak haklı ve haksızı ayıran, aklı ve vicdanı hür, anayasa, yasa ve hukuka uygun olarak karar veren hakim ve cumhuriyet savcıları olarak hareket edeceğiz. Bizler gaflet ve dalalet içinde olmadık. İrademizi bir yere ya da bir kesime teslim etmedik. Tam tersine özgür düşünen, tarafsız ve sağduyu sahibi hakim ve cumhuriyet savcılarıyız. İçimizdeki vatan ve millet sevgisiyle üzerimizdeki hiçbir emeği boşa çıkarmadan sorumluluğumuzun bilincinde olarak adil bir şekilde mesleki hayatımızı sürdüreceğiz. Adaylık sürecinde kendimizi geliştirmek için çok çalıştık. Meslek hayatımız boyunca da yargıda oluşan iş yükünü azaltmak ve geciktirilmeden adaletin sağlanması için kişisel her türlü fedakarlığı ve azami çabayı göstereceğiz. Bu süreçte bize güvenmenizi istiyoruz. Nerede görev yaparsak yapalım, her zaman aziz milletimiz ve güzel ülkemiz için çalışmanın bir vatan ve namus borcu olduğu bilinciyle üzerimize aldığımız bu zor görevi layıkıyla yerine geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı bitirirken bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli ailelerimize, meslek öncesi eğitimimizi sağlayan Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na, adaylık sürecimizi yürüten Adalet Bakanlığı'na, bu onurlu mesleğe kabulümüze karar veren Hakimler ve Savcılar Kurulu'na teşekkür ediyor, görev yerlerimizin bizlere ve Yüce Türk Milleti'ne hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, Sayın Yasin Yakar'a şükranlarımızı arz ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Cumhurbaşkanım, 7. dönem adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla 4. dönem idari yargı hakimlerinin görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla yaptığımız kura törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Adalet Bakanımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Sayın Abdülhamit Gül Beyefendi'yi kürsüye arz ediyoruz efendim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, yüksek yargı organlarının değerli başkanları, değerli hakim ve savcı adaylarımız, çok kıymetli misafirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlediğimiz avukatlık mesleğinden geçen adli yargı 7. dönem, idari yargı 4. dönem hakim ve savcı adaylarının kura törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, misafirlerimizi ve kura heyecanı yaşayan bütün adaylarımızı saygıyla selamlıyorum. 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan yazılı yarışma sınavı başarıyla geçerek toplam 1236 adayımız staj maratonunu tamamlayarak bugün mesleğe adım atmanın heyecanını yaşıyor. Bu heyecanı Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Teşrifleri için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Sözlerimin başında Büyük Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde Mehmetçiğimizin, güvenlik güçlerimizin Afrin'de elde ettiği önemli başarıdan duyduğumuz büyük sevinç ve gururu paylaşmak istiyorum. Türkiye, varlığına yönelen terör tehdidini durdurmak için uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkına dayanarak başarılı bir operasyon icra etmiştir. Dün Çanakkale'de 15 Temmuz'da yurdumuzun dört bir yanında, bugün Afrin'de kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan
tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Türkiye'nin teröre karşı haklı, hukuki ve meşru mücadelesinin bütün neferlerine ve elbette başkomutan sıfatıyla bu mücadeleye mührünü vuran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, malumlarınız Türkiye'nin PKK, YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere pek çok terör örgütüyle eş zamanlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kararlı mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri de şüphesiz yargıdır. Özellikle 15 Temmuz hain kalkışmasının bastırılmasında aziz milletimiz, kahraman polislerimiz ve vatansever askerlerimizle birlikte yargı mensuplarımız önemli bir rol oynamışlardır. Darbe girişiminin erken saatlerinden itibaren hızla ve cesaretle harekete geçen savcılarımız ve hakimlerimiz kararlarıyla bu hain ihanet girişimine dur dediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece ve devamında halkımızın meydanlardaki nöbetini onlar adliyede sürdürdüler. Bu nöbet bugün halen devam etmektedir. Soruşturmalar önemli ölçüde tamamlanmış, başta darbe girişimi olmak üzere örgütle ilgili yargılamalarda önemli bir mesafe alınmıştır. Bütün yargı mensupları bu hayati mücadelede başarıdan başka bir seçenek olmadığının bilinci içindedir. Bizler de milletimiz adına bir an evvel adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Çok değerli genç arkadaşlarım, bugüne dek adalet idealine avukat sıfatıyla omuz verdiniz. Bugünden sonra kürsünün öbür tarafına geçeceksiniz. Aynı ideale hakim veya cumhuriyet savcısı olarak hizmet edeceksiniz. Adalet hizmetlerine daha önce savunma perspektifinden bakabilmiş olmak oldukça önemlidir. Adalet beklemenin ne anlama geldiğini kavramada kuşkusuz bu çok değerli bir tecrübedir. Eskimeyen bir söz var, bilirsiniz. Mahkeme kadıya mülk değildir. Hangi görev ve sıfatı üstlenirsek üstlenelim, asıl olan millete hizmettir. Bu yüzden milletin hakimi değil, hadimi olmak gerekir. Kanunla verilen hiçbir görev, tanınan hiçbir yetki, millete tepeden bakmanın gerekçesi değildir. Sizden bir tek ama adalet gibi büyük bir beklentimiz var. Bunun için aklın, hukukun ve evrensel değerlerin peşinden asla ayrılmamak gerekiyor. Milletten aldığı yetkiyi millet adına kullanamayanlar sonuçta perdeyi hüsranla kapattı. Örgüt bağlılığını, hukuk ve vicdana bağlılık yerine ikame edenler bunun bedelini ağır ödedi, ödemeye de devam edecektir. Türk yargısının bu tecrübesi ibret verici büyük bir ders olarak okunmalı, daima hatırda tutulmalıdır. Değerli hakim ve savcı adayı arkadaşlarım, Mecelle'nin unutulmaz hükmü ideal bir hakimin eskimez tarifini verir. Hakim, hakim, fehim, müstakim ve emin, mekin, metin olmalıdır. Yani hakim, hakimdir, hikmet sahibidir. Fehimdir, yani feraseti açıktır. Müstakimdir, yani dosdoğru bir istikamet sahibidir. Emindir, yani korku ve endişeden uzaktır. Mekindir, yani sakin ve temkinlidir. Ve nihayet metindir, yani sağlam ve metanet sahibidir. İşte bu vasıflarla temayüz etmiş yargı mensubunun vicdanı, adaletin dünyadaki tecelligahı olacaktır. Adalet arayanlar bu vicdana sığınacak, kötülükten kaçan iyilik bu vicdana iltica edecektir. Adaletle hayat bulmanız ve adalete hayat vermeniz temennisiyle bir kez daha sizleri tebrik ediyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum.
Sayın Cumhurbaşkanım, bugün mesleğe adım atma heyecanında olan adaylarımızın meslekte onlardan önce gelenlere nispetle adalet için girdikleri bu yarışa daha avantajlı başladıklarına kuşku yoktur. Liderliğiniz altındaki AK Parti hükümetleri ülkemizdeki yargı sisteminin imkan ve şartlarını bugün bambaşka bir noktaya taşımıştır. Hükümet konaklarının güneş görmeyen katlarına sıkışmış, fiziki imkanları yetersiz adliyeler büyük ölçüde maziye karışmıştır. Nicelik ve nitelik olarak yetersiz personelle, kırık dökük daktilolarla iş görülmeye çalışılan dönemler geride kalmıştır. Bir avukat olarak da yakinen yaşadığımız, adeta kalemin kırtasiye masraflarını bile avukatların ya da farklı yerlerden karşılandığı bir dönemden bugün hamdolsun geldiğimiz nokta oldukça önemli bir aşama kat edilmiştir. Yargı mensuplarımızın sayısı artmış, özlük hakları ve çalışma şartları geliştirilmiştir. Yargıya ayak bağı olan adil ve etkin işleyişini engelleyen yapısal sorunlar çözülmüş, ihtiyaç ve beklentiler önemli ölçüde karşılanmıştır. Adalet insan içindir ve elbette adalet insanla kaimdir. Biz bunun için insanı merkeze alan politikalarla adalet hizmetlerini geliştirme idealinin peşinde olduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü rehber edindik. Bu idealin peşinde koşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bu amaçla ve sürekli eğitim perspektifiyle yargı mensuplarımızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin imkanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bugün kura çekerek mesleğe ilk adımlarını atacak tüm arkadaşlarımız, yargı teşkilatımıza yeni bir kan, taze bir heyecan katacaklardır. Adli ve idari yargı teşkilatlarımız, yeni göreve başlayan siz değerli arkadaşlarımızla daha da güçlenecektir. Tüm yargı mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kura törenimizi himayeleri için zat ailelerinize, katılımları için de değerli misafirlerimize şükranlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum efendim. Sayın affedersiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hakim ve savcı adaylarım, değerli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hasan Celal Güzel Beyefendi'ye Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Hasan Celal Bey, ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde büyük emeği olan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın açtığı yolda ilerlemiş, medeni cesareti daima demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmak olmuştur. Özellikle onun 28 Şubat sürecindeki hukuk mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yapan sizlerin kura çekme töreninde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mesleklerinde ilk günün heyecanı yaşayan
sizlerin bu coşkunuzu ve heyecanınızı paylaşıyorum. Her birinizi tek tek tebrik ediyor, alacağınız önemli bu görevde başarı diliyorum. Değerli kardeşlerim, bugün bizi bir araya getiren bu önemli toplantı ile ilgili değerlendirmelerime geçmeden önce başka bir konuya kısaca değinmek isterim. Adalet elbette çok önemli ve hepimiz bunun farkındayız. Ancak bir gerçek daha var ki, bir ülkede adaletin tesis edilmesi için o ülkenin öncelikle güvenliğinin temin edilmesi şarttır. Türkiye, büyük bir ülke ve varlığına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Bildiğiniz gibi güney sınırlarımızda ülkemizi hedef alan bölücü terörist yapılanmaları bir süreden beri devam ediyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere 20 Ocak'ta Zeytin Dalı harekatını başlatmıştık. Bu harekatın amacı Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerini ortadan kaldırmak, etkisiz hale getirmekti. Harekat başladığı günden bu yana başarıyla devam etmiş. Nihayet dün sabah Mehmetçiğimiz Özgür Suriye ordusuyla beraber Afrin şehir merkezini bütün terör unsurlarından temizleyerek kontrolü ele almıştır. Bu zaferin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde gerçekleşmiş olması bizim için farklı, ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü Zeytin Dalı Harekatı da tıpkı Çanakkale Deniz Zaferi ile aynı amaç ve aynı ruhla gerçekleşmiştir. Türkiye, terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ve bunun altını çizdiğimizi ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Güney sınırlarımızda yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek sadece kendi ülkemize, milletimize değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdu. Biliyoruz ki bu örgütlerin tamamı aslında bir takım emperyal güçlerin bölgedeki amaçlarına hizmet ediyor. Hiçbirinin Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler ve diğerlerinin huzuru, güveni diye bir gayesi yok. Zeytin Dalı Harekatı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen bir operasyondur. Ülke sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için yapılan bir faaliyettir. Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu mensupları, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermişlerdir. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin en etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Bizim için terör örgütlerinin
baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum insanların huzuru ve güvenliği çok önemli. Bugüne kadar bu hassasiyetimizi cümle aleme en iyi şekilde gösterdik. Yakın zaman önce Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede bugün hayat normale döndü, huzur, güven sağlandı. Şimdi de Afrin bölgesinde bundan böyle hem güvenlik hem huzur ortamı tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı bu inançla kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Hal böyleyken bu konuda gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar Türkiye aleyhine kara propagandalarını sürdürüyorlar. Terör örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla, alçakça yaptığı propagandalarla Türkiye'yi suçlamanın akılla, izanla izahı yok. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçiğin ve ÖSO mensuplarının Afrin'i, çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir ve olay bu kadar açık ve nettir. Ve her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecek. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize, ÖSO mensuplarına, 15 Temmuz şehitlerimize, vatan istiklal mücadelesi yolunda hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu harekat boyunca Mehmetçiğimize destek veren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah aziz milletimizden razı olsun. Harekatın başından bu yana vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için fedakarca görev yapan bütün medya ve basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, en başta adaletin gecikmeden tecellisi bir ülke için önemli ve vazgeçilmez dedik. Elbette adalet kendine tecelli etmiyor. Bunu gerçekleştirecek olan bir teşkilatımız var. Bunlar da sizlersiniz. 2002 yılında 9349 olan hakim ve savcı sayımız %73 oranında arttırılarak bugün 16.067'ye yükselmiştir. 11.232 hakim, 4.835 savcı bugün Türkiye'nin her noktasında görev yapıyor. Birazdan kura çekecek aday arkadaşlarımızın katılımıyla bu sayı 18 bine ulaşacak. 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı sayısı, Avrupa ortalaması aşağı yukarı hakimlerde %20, savcılarda 11. Türkiye'de ise bu yeni atamalarla birlikte hakimler için 14, savcılar için 6 seviyesine yükselmiş olacak. Avrupa Konseyi'nde 100 bin kişiye düşen hakim ortalaması 20.7, savcı ortalaması 11.3. Bizde ise 100 bin kişiye düşen hakim ortalaması, az önce de ifade ettim, 14, savcılar da 6'dır. Aradan geçen süre zarfında
şu 15 yılda tam 2 kat hakim savcı sayısında artış sağladık. Nüfusumuz artıyor. Ekonomimiz büyüyor. Toplum gelişiyor. Sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yargı mercilerinin önüne gelen itilaflar da çeşitleniyor. Bu itilaflara süratle cevap vermek, doğru ve adil çözümler sunmak sizlerin işi olacak. İşte bunun için yargı mensuplarının donanımı, liyakatı, meslekteki kalitesi özel bir önem taşıyor. Adalet her yerde, her zaman ve her şartta istisnasız bir şekilde bütün vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Aranması, korunması uğrunda her şeyin feda edilmesi gereken müstesna bir değerdir. Adaletin güçlü olduğu yerde devlet de güçlüdür. Hukuk da adaletle taşlanır, anlam kazanır. Sonu adalete varıyorsa hukuk devlet kudretinin meşruiyet kaynağı olur. Hukuk devletini hukuka saygısı olmayan diğer yönetimlerden ayırmak da ancak böyle mümkün olur. Hukuk devletinde vatandaş keyfi uygulamalardan korunur. Vatandaşa yeterli hukuki güvence sağlanır. Böylece herkesin adalete güveni, bağlılık duygusu da korunmuş olur. Bu amaçların sağlanmasında adil, tarafsız, hızlı, etkin işleyen bir yargı sisteminin varlığı olmazsa olmazdır. Bugün mesleğe başlayacak siz değerli arkadaşlarımız, işte bu büyük ideale hizmet edeceksiniz. Daha önce avukat olarak adalet hizmetlerinin içinde bulunmuş olmak kuşkusuz önemli bir tecrübedir. Bugüne kadar savunan taraftaydınız. Şimdi iddia ve yargılayan tarafta yer alacaksınız. Görevinizi yaparken edindiğiniz avukatlık tecrübesi adil karar vermenize çok büyük katkı sağlayacak. Adalet adına avukat olarak sizi hoşnut etmeyen ne varsa bunları değiştirmek, düzeltmek fırsatı artık karşınızda duruyor. Kıymetli konuklar, birazdan çekilecek kurayla sizlerin ilk görev yerleri belirlenecek. Bütün meslek hayatınızın bu ilk günün heyecanı ve coşkusuyla aynı zamanda başarılarla dolu geçmesini Mevlam'dan niyaz ediyorum. Başarıdan kastettiğim şey sadece parlak sicil ve terfiler değil. Latinlerin saymalı değil, tartmalı demiş. Belki de bu sözü sayıdan çok tartıya vurmaya değer adalet için söylemişler. Adalet saymadan çok tartmayı gerektiren bir muhakeme alanıdır. Meslekte gelen ve giden dosyalar sayılır. Çıkan iş sayılır. Yargıtay denetiminden geçen işlerden bahsedilir. Alınan notlar söylenir. Ancak hepimiz biliyoruz ki adalet basit bir matematik hesabı değildir. Rakamlar, sayılar, istatistikler hiç değildir. Nitekim adaletin evrensel sembolü de abaküs değil, terazidir. Mahkemelere gidip gelenler dosyalardan ve kağıtlardan ibaret değildir. Kararlar sadece bir kağıt değil, insanların belki de toplumların kaderini de değiştiren belgelerdir. Değerli hakim ve savcı adayı kardeşlerim
verdiğiniz her kararın bir insanın hayatına, umut ve korkularına karşılık geleceğini asla unutmayın. Önünüze konacak dosyalar belki sizin için sadece bir iş gibi gözükebilir. Ancak o dosyalarla ilişkili hayatlar için vereceğiniz her karar birçok hayatı etkileyecek. Verdiğiniz her karar bazen ümit, bazen yeis, bazen korku, bazen de sevinçle dolu bir bekleyişe karşı gelecektir. Bu bekleyişi adaletle tamamlamanız en doğru ve en tabii beklentidir. Her vatandaşımız adaletin kapısını çaldığında gönül rahatlığıyla vicdanınıza iltica edebilmelidir. Her vatandaşımız kapınıza vardığında hakkına erişeceğini bilmelidir. Topluma bu güveni vererek liyakatle görevinizi ifa edeceğinize yürekten inanıyorum. Bugün en saygın mesleklerin başında gelen hakim ve savcılık mesleği aynı zamanda en fazla titizlik gerektiren mesleklerin de başında yer almaktadır. Dolayısıyla meslek hayatınız boyunca vicdanlarınızın doğal bir adalet terazisi olmasına özen gösteriniz. Yargının evrensel etik kurallarını, yani bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, ehliyet ve liyakat ilkelerini daima gözetmelisiniz. Bu ilkeler, inanıyorum ki meslek hayatınızda sizlere en doğru kılavuzluğu yapacaktır. Yakın geçmişte ne yazık ki bir ihanet şebekesinin mensupları adaleti tesis etmekle görevli bu camianın içine de sızdılar. Bu güzide mesleğin mensuplarını hiç hak etmediği bir takım olaylara sebebiyet verdiler. Sadece meslektaşlarına değil, adalete de ihanet ettiler. Onlar kararlarını verirken kanunları, etik ilkeleri değil, emir aldıkları vesayetçi zihniyetin karanlık emellerini gözetmeyi tercih ettiler. Ve nihayet 15 Temmuz'da devleti topyekün ele geçirmeye çalışan bir gizli örgütlenme yapısı içinde millete darbe yapmaya da kalkıştılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet tarihte benzeri olmayan bu ihanet şebekesine hak ettiği dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimiz devam etti. Allah'a hamdolsun bu karanlık zihniyet bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendiği gibi yaptıklarının hesabını da Türk yargısına veriyorlar. Sizler açılan bu temiz sayfada inanıyorum ki hukukun üstünlüğünü, adalet idealini hakkıyla yaşatacaksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Adalet adına çıktığınız bu zorlu ama o kadar da onurlu yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Adalet terazisini hakkıyla taşımayı nasip etsin. Saygılar sunuyorum. Saygıdeğer Başbakanımıza konuşmalarından ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi 7. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla 4. dönem idari yargı hakimlerinin
görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura törenimizde konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sayın Başbakan, Adalet Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli hakimler ve savcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bu sabah kaybettiğimiz Hasan Celal Güzel abimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hafta içinde külliyemizdeki bir ödül töreninde beraber olduğumuz ve gerçekten de kendisini çok sıkıntılı gördüğüm ama o ödül törenini ihmal etmeyerek oraya katılan ve bu sabah da bu haberi aldık. Devlet, siyaset ve millet hayatımıza gerçekten yaptığı hizmetleri daima saygıyla hatırlayacağımız Hasan abimiz, İlerleyen yaşına rağmen bitmeyen bir heyecan ve coşkuyla çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun inşallah diyorum. Değerli arkadaşlar, bugün kura çekecek olan 1236 hakim ve savcımıza görevlerinin inşallah şu anda çıkacak yerleri itibariyle hayırlı olmasını Rabbimden temenni ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimiyle hain yüzü tartışılmaz bir şekilde ortaya çıkan FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurumların başında şüphesiz ki Adalet Teşkilatımız geliyordu. Zira onun için her şey orada başlıyor, her şey orada bitiyordu. Darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum yine Adalet Teşkilatımız oldu. Bu temizliğin Adalet Teşkilatımız bünyesinde yol açtığı boşluğun doldurulması konusunda atılan adımları en başından beri takdirle takip ettim, takip ediyorum. Fakat bitti mi derseniz ben bittiğine henüz inanmıyorum. Daha çok çalışacağız. Çünkü bu virüs aynen kanser gibi. Kim bilir daha nerelerde, neler çıkacak ama takip edeceğiz, çıkaracağız. Adeta metastaz yapmış. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Zira bu kurum, bu müessese çok güçlü, çok sağlam, tertemiz, pırıl pırıl olması lazım ki işte biraz sonra değineceğim konuya rahatlıkla gelebilelim. Özellikle avukatlık mesleğinden hakim ve savcılığa geçen kardeşlerimizin eğitim öğretimleri, tecrübeleri ve pratik bilgileri sebebiyle çok daha başarılı olduklarını biliyoruz. Esasen pek çok ülkede hakim ve savcılığa atanacak kişilerin önce ciddi bir deneyim sahibi olmalarına özel önem veriliyor. Okulunu bitirdikten hemen sonra hakim savcı olan bir kişiyle 3-5 yıl gerçek dünyada
mücadelesini veren, tecrübe sahibi olduktan sonra bu mesleğe geçenlerin hadiselere yaklaşımlarının aynı olmayacakları açıktır. Bunun için avukatlıktan hakim savcılığa geçiş uygulamasını yaygınlaştırarak sürdürmemiz gerektiğine inandık ve bu adımı attık. Yapılan atamalarla hakim savcı sayımızdaki eksilmeyi şu anda fazlasıyla telafi ettik. Ancak bu konuda zaten kat etmemiz gereken daha çok mesafe vardı. Adalet Akademimiz bünyesindeki çalışmaları ideal hakim savcı sayısına ulaşana kadar sürdürmeliyiz. Arapçadaki adl, Türkçedeki törü kelimelerinin özünü oluşturduğu adaletin tesisi hem Rabbimizin emridir hem de devletin temelidir. Bunun için tüm adliye binalarımızda ve mahkemelerimizin duvarlarında adalet mülkün temelidir diye yazar. Adalet devletin de toplumun da beşeri münasebetlerin de aslında taşıyıcı sütunudur. Adaleti sağlamakla zulme kaymak arasındaki çizgi öyle incedir ki kanunların hazırlanmasından mahkemelerdeki uygulamalara kadar her aşamada gerçekten çok ciddi titizlik göstermek gerekiyor. Devletler ve milletler adalet üzerinde yükselir veya adaletsizlik batağında boğulur giderler. Mazlumun ahının arşı titrettiğini asla unutmamalıyız. Bunun için adalet daima bizim önceliğimiz olmuştur. Değerli arkadaşlar, ülkemizde adalet hizmetlerinin hakka, hukuka, kanunlara uygun şekilde yürütülebilmesi konusundaki hassasiyetimiz bugüne mahsus değildir. 2002 yılı Kasım ayında iktidara geldiğimizde milletimize Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bu amaçla bir yandan hukuk reformlarıyla tüm temel kanunlarımızı yenilerken ciddi değişikliklerle anayasamızı demokratikleştirirken diğer yandan da adalet hizmetlerinin altyapısını güçlendirdik. Önce vesayet güçlerinin ardından FETÖ ihanet çetesinin tüm tuzaklarına, sabotajlarına rağmen her iki alanda da önemli mesafe kat ettik. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını getirmiş ve istinaf mahkemelerini faaliyete geçirmiş olmamız dahi hak arama yollarının genişletilmesi bakımından başlı başına birer hukuk devrimidir. Hem adli ve idari yargıdaki mahkeme sayılarını hem de Yargıtay ve Danıştay'daki daire sayılarını artırarak dosyaların daha hızlı sonuçlanmasını temin ettik. Adliyelerimizdeki destek personelinin sayısını iki katından fazla artırarak işlemlerin daha hızlı ve kaliteli yürütülebilmesini sağladık. Hakim ve savcılarımızın değişen mevzuata ve şartlara uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim programları düzenliyoruz. Ayrıca yurt dışına dil ve eğitim için personel göndererek hakim ve savcılarımızın dünyayı yakından takip etmelerini de sağlıyoruz. Daha önce böyle bir şey söz konusu değildi. Adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirme konusundaki en önemli çalışmalarımızdan biri de ülke genelinde inşa ettiğimiz 235 Adalet Sarayı'dır. Geçmişte hükümet konaklarının giriş veya bodrum katlarında bu tür hizmetler verilirken, bu tabii adalet mekanizmasının çalışmasına uyan bir şey değildi. Biz bunu görerek hemen
şartlara uygun faaliyet gösteren adliyelerimizi yeni ve modern binalara taşıdık. Fiziki şartlardaki gelişmeyi şu örnek aslında çok iyi ifade edecektir. 2002 yılında adliyelerimizin büyüklüğü 600 bin metrekare bile değilken, şimdi bu rakam 3 milyon 800 bin metrekarenin üzerine çıktı. Bakınız nereden nereye geldi. Halen devam eden projeler bittiğinde adliyelerimizin büyüklüğü 6 milyon metrekareye kadar ulaşmış olacak. Adliyelerimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak soruşturma ve yargılamaların hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesini de sağladık, sağlıyoruz. Bunun yanında temel kanunlarımızın tamamını da yeniledik. Böylece hem uluslararası standartları hem de ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir mevzuat altyapısını sağlamış olduk. İnsan hakları alanında yaptığımız reformlar sayesinde hem vatandaşlarımıza karşı gönlümüz ferahtır, hem de uluslararası alanda ciddi hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Kurduğumuz Adli Veri Bankası sayesinde yürütülen hizmetlerin sağlıklı bir istatistiğinin tutulabilmesini, nelerin yapıldığının, nelerin eksik kaldığının görülebilmesini de sağlamış olduk. Uzlaşma ve arabuluculuk sistemiyle alternatif çözüm yollarını devreye aldık. Adliyelerimizle birlikte ceza infaz kurumlarımızı da yeniledik, modernize ettik. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması da bir başka önemli hizmetimiz olmuştur. Esasen yaptığımız hizmetlerin listesi çok daha uzun. Verdiğim bu örneklerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde adalet hizmetlerinin lafzıyla ve ruhuyla hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmakta kararlıyız. Türkiye, Fırat'ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle millet olarak kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaletin sadece binaların üzerinde yazılan bir kavram değil, asıl olarak hayatın her anını kucaklayan bir ışık olduğunu göstereceğinize inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak hakka ve adalete uygun davrandığınız, adına karar verdiğiniz milletimize hizmet yolunda çalıştığınız sürece daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlar, biz millet olarak hiçbir zaman güvenliği, adaleti, refahı kendisi için isteyen, bu uğurda başkalarını sömürmeyi meşru saran bir anlayışa sahip olmadık ve böyle bir anlayışla da hareket etmedik. Bunun için çevremizdeki komşularımızın, dostlarımızın başı dara düştüğünde veya dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık. Önce canını ve namusunu kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara biz kapılarımızı sonuna kadar açtık. İşte Suriye'den 3,5 milyon, 500 de Irak'tan, bunların hepsi bizim misafirimiz oldular. Avrupa ülkeleri bizim gösterdiğimiz ev sahipliğini gösteremediler. Dünyada hiçbir ülkenin göze alamayacağı bu riskin altına girmekte bir an bile tereddüt etmedik.
İnsan hayatından daha değerli bir şey görmediğimiz için hiç kimseyi zalim rejimin veya terör örgütlerinin pençesinde bırakmadık, hepsine de kucak açtık. 7 yıldır bu yükü asla şikayetçi olmadan, yüksünmeden taşıyoruz. Ülkemize sığınan herkesin sadece ibadete ve iaşe değil, aynı zamanda eğitim, sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Bütün dünyayı, özellikle de Avrupa'yı mülteci korkusunun sardığı, hatta bunun bir paranoyaya dönüştüğü bir dönemde ülkemizdeki sığınmacılara sağladığımız bu imkanlar her türlü takdirin üzerindedir. Buna karşılık bize verilen sözler ise maalesef tutulmamıştır. Geri kabul anlaşmasının ardından serbest dolaşımın devreye sokulacağı söylendi, yapılmadı. Sığınmacılara verilen hizmetler için ülkemize 3 milyar avro artı 3 milyar avro destek verileceği söylendi. Şu ana kadar kasamıza giren 850 milyon avrodur. Bu da bizim milli bütçemize değil. Dolaylı yollarla Kızılay'ımıza, AFAD'ımıza gelen destektir. Proje diyerek, araya bir sürü kurum sokarak vaat ettikleri paranın kullanımını zorlaştırıyor, adeta yokuşa sürüyorlar. Ya vereceksen ver. Buyur gel, kampları gez, konteyner kentlerimizi gez, çadır kentlerimizi gez, oralarda okuldu, sağlıklı verilen hizmetleri gör, yerinde ne yaptığımızı gör. Ona göre de vereceksen bu parayı ver, bizi oyalama. Bu milletin bir şahsiyeti var, izzeti var, onuru var, gururu var. Bizim gururumuzla oynayamazsın. Tabii bunlar böyle alışmışlar. Ve kapılarında böyle süründüreceklerini sanıyorlar. Ama Türk milleti böyle bir millet değil. Ve biz asaletimizden asla taviz vermeden buradaki bu çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Şimdi ikinci 3 milyar avroluk dilimi konuşuyorlar. Ama biz daha birincisini tamamen alabilmiş değiliz ki. Sığınmacılar için kurduğumuz kamplar, oralarda verdiğimiz hizmetler, şehirlerimizde kalan misafirlerimiz için sağladığımız şartlar hepsi ortada. Şimdi pazartesi günü Varna'da bunlarla bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Söyleyeceğimiz ne? Bütün çekilen resimleri ortalarına, video çekimlerini önlerine koyacağım. Buyur diyeceğim. Verecekseniz verin. Vermeyecekseniz dürüst olun. Ha, kusura bakmayın, veremeyeceğiz diye. Biz de adeta bir umut kapısında bekler duruma gelmeyelim. Buna rağmen illa proje diye ısrar edilmesini, illa bir takım uluslararası kuruluşların aracı olarak dayatılmasını açıkçası biz iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Fakat biz ne bu yardımları birilerinden ihanet umarak yaptık, ne de bundan sonra yapacaklarımız için öyle bir beklentimiz var. Yardımcı olurlarsa sadece sözlerini tutmuş olurlar. Serbest dolaşım hakkı gibi vaat ettiklerini paranın da üzerine yatacaklarsa kendileri bilirler. Tüm bu hususları her görüşmemizde dile getiriyoruz. İşte Varna'da da bunları tekrar önlerine koyacağız. Avrupa'nın bize karşı iyi niyette bağdaştıramadığımız tavırları sadece bunlardan ibaret de değil. Bugün ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi de Avrupa'da baş tacı edilirken ve bunlara ücretsiz olarak silahlar verilirken ve bunlar bize karşı kullanılırken, buyurun işte Afrin'de olayı gördünüz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda gördünüz ve buralarda bize verdikleri sözleri tutmadılar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Sayın Obama'yla defaatle konuştum ve bu harekatı yapıyoruz, yaptık. Siz bizim işte stratejik ortağımızsınız,
model ortağımızsınız, şöylesiniz, böylesiniz dedikleri halde ne yazık ki bizim kendilerinden talep ettiğimiz silahları vermedikleri gibi oyaladılar ve artık baktık ki bu iş olmuyor. Biz kendimiz Fırat Kalkanı harekatını yaptık. Ve 2000 kilometre karelik alan şu anda bizim kontrolümüzde. 140 bin o bölgenin insanı, doğuda Cerablus, batıda Errai, güneyde Elbab olmak üzere o 2000 kilometre karelik alan kontrolümüzde ve 140 bin kadar o bölgenin insanı şimdi oraya döndü. Ve oranın güvenliğini de biz sağlıyoruz şimdi. Hastaneleri, camileri, okulları vesaire her şeyiyle onlara gerekli desteğimizi veriyoruz. Şimdi Afrin. Afrin'de de baktık ki bunlar dinlemiyor. Artık biz sürekli Hatay'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya, buralara yapılan roket atışları neticesinde o zaman biz buraya da gireceğiz dedik ve Afrin'e girdik. Hani hep diyordum ya bir gece ansızın gelebiliriz diye. Geldik ve işi bu noktaya getirdik. Peki bizim dost bildiklerimiz bize söz verdiğini, sözlerinde durdular mı? Hayır. Biz paramızla onlardan silah istedik. Paramızla bize silah vermediler. Ama terör örgütüne 5000 tır silah gönderdiler. 2000 kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderdiler. Ve en son işte o tüneller, açılan tüneller televizyonlarda izlemişsinizdir. O tünellerdeki silah ve mühimmat depolarını gördünüz ve oradan koalisyon güçlerinin silahlarına varıncaya kadar hepsi kullanılmamış vaziyette orada duruyor. Kime karşı kullanacaklardı bunu? NATO'da beraber olduğumuz Türkiye'ye karşı. Başka bunun izahı olabilir mi? Öyleyse biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundaydık ve kendi göbeğimizi kestik ve hamdolsun şu an itibariyle 3622 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Ve hamdolsun dün sabah 8.30 itibariyle de işte son operasyon yapıldı ve Afrin'de salalar okunmaya başlandı ve netice istisal oldu. Ve şu anda da tabii iş bitti mi derseniz hayır bitmedi. Zira bütün Özgür Suriye ordusu bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba, şurada burada vesaire terörist olabilir. Bunların araması ne yapıyor? Hala devam ediyor. Bu da tabii ki devam edecek ve emin bir belde oluncaya, olduğuna inandığımız ana kadar. Çünkü vettini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin buyuruyor Allah'ımız. Emin bir beldeye yemin ile bu sure başlıyor. Ve inşallah orayı emin bir belde haline getireceğiz ve oranın halkı oraya huzur içinde girmiş olacaklar. Ve şu anda girmeye başladılar. Ufak bir yer değil. Yaklaşık 500 bine yakın nüfusu olan bir yer. Şu anda o da başarılıyor. Virgülü koyduk. İnşallah şimdi nokta konacak. Ve bununla kalmayacağız tabii. Bunun uzantısı var. Onlar da hallolacak. Zira bizim derdimiz işgal değil. Bizim derdimiz bu teröristlere karşı o temizlik harekatını gerçekleştirmek ve bu teröristlerden ülkemize karşı olan tehdidi ortadan kaldırmak. Hedef neydi? O terör koridorunu ortadan kaldırmaktı. Şimdi terör koridorunu büyük boyutta halletmiş vaziyetteyiz. Çünkü bu teröristlerin hedefi aslında kuzeyde ta doğudan Akdeniz'e bir koridor açmak. Biz şimdi ondan
böylece kurtulmuş oluyoruz. Ve böylece de çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Biz hem kuklalarla hem de kuklacılarla olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Sivrisinekleri ihmal ederken bataklığın kurutulmasını da ihmal etmiyoruz. Bunun için terörle mücadelemizde konsept değişikliğine gitmiş olduk. Terör örgütleriyle mücadele alanımızı bunların eğitildiği, donatıldığı, kök salmaları için sürekli desteklendiği yerlere doğru genişlettik. Tabii bu arada sınırlarımız içinde de teröristleri boş bırakamazdık. Onları da tamamen imha etmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızın başarısı, sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun önünü kesmeye yönelikti. Onun için de hem ulusal hukuk hem uluslararası hukuk gözetilerek bu adımlar atıldı. Ve Zeytin Dalı harekatını yürüttüğümüz Afrin'de işte bütün bu amaçlar gözetilerek varız. Dün Afrin şehir merkezine bu kontrol altına alarak Zeytin Dalı harekatının en önemli aşamasını geride bıraktık. Ardından şimdi Münbiç, Aynel Arap, Tel Abyad, Resul Ayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik. Dedik ki, bakın burada ikinci bir kandil ihdas ediliyor. Neresi o ikinci kandil? Sincar. Yani eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek, ha bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de biz bunları söyledik. Bak eğer burada PKK'yı temizlemiyorsanız bize bırakın, buradaki PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz. O gün bugün hala bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor. Biz görüşüyoruz. Henüz bir netice yok. Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Dünyanın dört bir yanından gelip dünyanın dört bir yanından gelip burnumuzun dibinde bin bir tezgah kuranlara gıkı çıkmayanların Türkiye'nin terörle mücadele karşısındaki vaveylaları bizi hiç ilgilendirmiyor. Afrin'deki operasyonumuz ikinci ayına girmek üzere olduğu şu günlerde kıyıda köşede kalmış belli bölgeler haricinde hamdolsun hedefine ulaşmıştır. Fakat önemli olan ne biliyor musunuz? Şimdi ben bir Musul'un şöyle son fotoğraflarını, video kayıtlarını izliyorum. Rakka'nın video kayıtlarını izliyorum. Ve bütün bunlarla beraber Irak'ın neredeyse ta güney bölgelerine kadar oraların bütün video kayıtlarını izliyorum. Bir de bizim şu anda Afrin'deki video kayıtlarını izliyorum. Elhamdülillah. Neredeyse binalarda hiç tahribat yok gibi. Şimdi Afrin halkı rahatlıkla gelip binalarına yerleşebilecek. Ama oralarda kim bilir daha ne kadar yatırım yapılacak da oralar ayağa kalkacak. Niye? Ya bu millet böyle bir millet. Biz böyleyiz. Biz yıkmaya, yakmaya değil, biz ihya etmeye geliyoruz. Farkımız bu. Bizim
Bizim görevimiz inşa ve ihya. Terör örgütü mensuplarının bir kısmı ise burada ne oldu biliyor musunuz? Kuyruklarını kıstırıp kaçmaya başladılar. Kaçmaya başladılar. Kalanları sivilleri kendilerine kalkan yapmaya kalktılar. Alçakça bir yöntemle akıbetlerinden kurtulmaya çalıştılar ama fayda etmedi. Biz bu oyunu 2015 yılındaki Çukur eylemlerinde de ülkemizde görmüştük, hatırlayın. Sonuç ne oldu? Hepsini de açtıkları çukurlara gömdük. Gömdük. Şimdi Afrin'de de aynısı gerçekleşti. Asla kazanamayacakları bir savaşı sırf propaganda malzemesi olsun diye 50-100 sivilin öldürülmesi taktiğine indirenler de, onlara destek verenler de alçaktır, ahlaksızdır, insanlıktan nasibini almamıştır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami titizlikle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Teröristlerin oyunlarını görüntüleriyle, bilgileriyle, şahitleriyle birer birer ortaya döktüğümüz halde hala onlara kulak verenlerin nasırlaşmış kalpleri, körelmiş gözleri, lal olmuş dilleri bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Çünkü biz bu hassasiyeti birileri öyle istediği veya öyle beklediği için değil, doğrusunun bu olduğuna inandığımız için gösteriyoruz. Suriye ve Irak'taki Araplar, Kürtler, Türkmenler, bunlar bizim öz kardeşlerimiz ya. Onların zarar göreceği hiçbir işe kalkışmamız, böyle bir yola tevessül etmemiz asla düşünülemez. Biz Afrin'deki ve diğer bölgelerdeki mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil, aynı zamanda oralarda yaşayan Arap, Kürt, Türkmen, velhasıl kardeşlerimizin huzuru, geleceği, hakları içinde yürütüyoruz. Suriye topraklarındaki varlığımızın tek amacı, bu kardeşlerimizi terör örgütlerinin tasallutundan kurtararak haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak, onlara aydınlık bir gelecek sağlamaktır. Ben bu vesileyle Afrin'de fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizdeki Mehmetçiklerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, güvenlik korucularımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın mensuplarının her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımızla ve Mehmetçiklerimizle birlikte çalışan Özgür Suriye Ordusu mensupları, ki bunlar ölümü korkuttular, ölümü, ölümün üzerine gittiler. Ülkelerinin ve kardeşlerinin kurtuluşu için gerçekten çok büyük kahramanlık gösterdiler. Gerçekten tarihi bir mücadele verdiler. Kimse bu kahramanları DAEŞ'in çapulcularıyla, PYD'nin korkak tavuklarıyla karıştırmasın. Bunların her biri maşallah birer aslan yavrusu gibi sahada kükrediler ve neticeye ulaştılar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu duygularla bir kez daha kura çekimi yapacak olan hakim ve savcı kardeşlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum. Şunu özellikle söylüyorum. Siz, inanıyorum ki hakim ve savcılar olarak görev yapacaksınız. Ama ben de Cumhurbaşkanınız olarak her zaman sizin yanınızda, sizlere her türlü devlet imkanlarını sağlamada destek vermeye hazır olan bir görevliniz olarak ve bir hadiminiz olarak bulunacağım. Çünkü bu sütun ayakta durması lazım. Eğer bu sütun ayakta durmazsa bu devlet, bu millet ayakta duramaz. Onun için
El adlu esasül mülk demişler. Adalet mülkün esasıdır. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Hitaplarından ötürü saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı Devletlerine bir müddet daha sahnede misafir etmek istediğimizi arz ediyoruz. Dönem birincilerini açıklayacağız. Dönem birincilerimize Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından plaketleri verilecek. 7. dönem Cumhuriyet Savcısı adayı birincisi Sayın Yasin Yakar olmuştur. Sayın Yakar'ı tebrik ediyoruz. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Ve 7. dönem adli yargı hakim adayı birincisi Sayın Ahmet Bereketlioğlu olmuştur. Sayın Bereketlioğlu'nu tebrik ediyoruz, sahneye davet ediyoruz. Ve 4. dönem idari yargı hakim adayı birincisi Sayın Merve Mavili İncekara olmuştur. Sayın İncekara'yı tebrik ediyoruz, sahneye davet ediyoruz. Dönem birincilerimizi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, plaket törenimiz tamamlandı. Kura çekimi işlemi için sizi bir müddet daha sahnede kalmanızı arz ediyoruz. Kura çekimi işlemi için sizinle birlikte başlatmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı sahneye davet ediyoruz efendim. Ve yine kura çekiminde bulunmak üzere Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanımız Sayın Abdülhamit Gül'ü sahneye davet ediyoruz efendim. Ve yine kura çekiminde bulunmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz efendim. Saygıdeğer konuklar, kura çekim işlemiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Birinci grupta adli yargı hakimi olarak atanacak olan 585 adli yargı hakim adayının kura çekim işlemi gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi Başkanımız Yargıtay ve Danıştay Başkanlarımızı da şöyle lütfederlerse buraya davet edin. Evet Başsavcımız. Heyecan yok değil mi? Var mı? İnşallah hayırlı olsun. Şöyle butona yaklaşalım. Buyurun. Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun bakalım. Evet, ilk isim Kemal Burak. Alparslan Güzel nerede? Nerede? Şöyle bir, yukarıda. Pervari, hayırlı olsun. Benim memlekete gidiyorsun.
Hatice Koç İskenderun, Tuğba Batal Şırnak, Hüseyin Çamlı Gazi Osman Paşa İstanbul, Nazlı Hanım Bursa, İknur Kartal Ankara. Ya buradan ayrılmayı istemiyorum. Merve Hanım nerede? Merve Burcu nerede? Yoksa bugün burada değil mi? Konya. Cihan Beyli. Hadi hayırlı olsun. Tamam. Özlem Güler. Özlem Hanım da Ankara'dan ayrılmak istemiyor. Kürşat Bayrakçı. İskenderun. Ön taraftan hiç gelmiyor galiba. Merve. Maşallah. Allah hayretsin. Yolunuz hayır olsun. Kararlarınız hayır olsun. Sağ olun, var olun. Evet, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz ve alkışlarınızla uğurluyoruz Cumhurbaşkanımızı. Durdu. Ankara Kaya, Uşak Hakimliği. Barış Öztürk, İstanbul Hakimliği. Güler Ata, Nallıhan Hakimliği. Oya Gehlani Küfüdür, Bursa Hakimliği. Ebru Gökmen Polat Demir, Ayvalık Hakimliği. Mustafa Aydın, Samsun Hakimliği. Reşat Özbek, İstanbul Anadolu Hakimliği. Pınar Atik Bülbül, Çorum Hakimliği. Hilmi Sormazoğlu, İzmir Hakimliği. Rabia Aslan, Giresun Hakimliği. Gülşah Öz, Kastamonu Hakimliği. Pelin Hisarcıklıoğlu, Suşehri Hakimliği. Cemali Yamak, İstanbul Hakimliği. Süleyman Tomas, Tokat Hakimliği. Seyit Ahmet Öztürk, Baykan Hakimliği. Ömer Çağatay Çağlar, Edremit Hakimliği. Kamil Sarıyer, Lüleburgaz Hakimliği. Hatice Karaköse, Samsun Hakimliği. Ayşe Çiğdem Tezeller, Gölpazar Hakimliği. Hatice Ballı Taş, Bursa Hakimliği. Tarık Gültepe, Tunceli Hakimliği. Bülent Gök, Osmaniye Hakimliği. Buket Molla Mahmutoğlu, Kocaeli Hakimliği. Hüsamettin Duran, Söke Hakimliği. Arif Onur, Afyonkarahisar Hakimliği.
İbrahim Hakkı Kılınç, Antalya Hakimliği. Emine Bozdaş, İstanbul Anadolu Hakimliği. Nüvit Selcan Tuna, Söke Hakimliği. Yunus Emre Gürkan, Büyükçekmece Hakimliği. Azime Bekçioğlu, Edirne Hakimliği. Elif Yılmaz Atabek, İstanbul Hakimliği. Hacer Kara, Sakarya Hakimliği. Şükriye Dorgay, Çorum Hakimliği. Tayyar Demirbağ, Adana Hakimliği. Esin Uzuner Çığırık, Kaş Hakimliği. Seyhan Avcıoğlu, Ankara Hakimliği. Sadiye Gürpınar Bay, Adana Hakimliği. Ahmet Serhat Şenel, Yalova Hakimliği. Mahmut Çakır, Mersin Hakimliği. Gözde Timuroğlu, Mersin Hakimliği. Mustafa Kilitçi, Gazi Osman Paşa Hakimliği. Fatma Karababa, Küçükçekmece Hakimliği. İlhan Bulut, Bursa Hakimliği. Hasan Özer, Beyşehir Hakimliği. Onur Doğan, Sakarya Hakimliği. İpek Kışlalı, Hatay Hakimliği. Ahmet Bayram, Şirvan Hakimliği. Gülşen Polat, Bursa Hakimliği. Fatih Balcı, İzmir Hakimliği. Eda Nur Ekici, Germencik Hakimliği. İlker İmre, Edirne Hakimliği. Şenol Cinköse, Mengen Hakimliği. Deniz Terlemezoğlu, Tatvan Hakimliği. Senem Birdal, Konya Hakimliği. Tülin Turalı, Bakırköy Hakimliği. İrfan Akın, Zile Hakimliği. Eylem Öztaş, İstanbul Hakimliği. Gülşah Tufan, İstanbul Anadolu Hakimliği. Ahmet Develioğlu, Aksaray Hakimliği. Erhan Akman, İstanbul Hakimliği. Saliha Merve Sungun, Sivas Hakimliği. Erol Karamanoğlu, Çorlu Hakimliği. Yusuf Yıldız, Uzunköprü Hakimliği. Ebu Bekir Akpolat, Küçükçekmece Hakimliği. Yasin Ersin Öner, Tokat Hakimliği. Raziye Yavuz, Ankara Hakimliği. Mehmet Aslan, Bakırköy Hakimliği. Tuğba Erpek, Uşak Hakimliği. Çağla Olkan, Tuzluca Hakimliği. Süreyya Kaya Alp, Kumluca Hakimliği. Remzi Akpirinç, İstanbul Hakimliği. Hakan Taş, Konya Hakimliği. Aslan Özmeriç, Antalya Hakimliği. Fatma Püren Selvi Topu, Eskişehir Hakimliği. Hüseyin Alper Önal, Bakırköy Hakimliği.
Gürhan Gürsoy. Pazarcık Hakimliği. İsmail Ersoy. Çanakkale Hakimliği. Mehmet Emre Erdemir. Afyonkarahisar Hakimliği. Onur Özüer. İstanbul Anadolu Hakimliği. Nurdan Yılmaz. Edirne Hakimliği. İbrahim Aktaş. Hınıs Hakimliği. Özlem Sunay Sert. Antalya Hakimliği. Raziye Tozoğlu. Karaman Hakimliği. Hacı Kayhan. Serik Hakimliği. Cebrail Bilmez. Karabük Hakimliği. Hüseyin Soydan. Çorlu Hakimliği. Dilek Çoban Demir. Niğde Hakimliği. Emrah Kayasan. İstanbul Hakimliği. Suna Bilgen Polatkan. Gökçebey Hakimliği. Çiğdem Çelik. Kayseri Hakimliği. Hüseyin Akyol. Demirköy Hakimliği. Alparslan Kaçar. Denizli Hakimliği. Emin Salman. Serik Hakimliği. Nesrin Altaş Mutap. Bakırköy Hakimliği. Şenol Şimşek. Bursa Hakimliği. Özgür Erkan. İstanbul Hakimliği. Hatice Aksen. Mersin Hakimliği. Veysel Kars. Mersin Hakimliği. Hamit Gürhan. Van Hakimliği. İrfan Yılmaz. Bursa Hakimliği. Yasemin Özçalışkan Safran. Manisa Hakimliği. Mustafa Tekir. Bakırköy Hakimliği. Osman Yıldız. Mut Hakimliği. Zehra Nur Gültekin. Uşak Hakimliği. Selim Babavatan. Göle Hakimliği. Bahar Geçkil Ergüden. Diyarbakır Hakimliği. Erhan Şımşat. Bursa Hakimliği. Fatma Taşkın. İnegöl Hakimliği. Salim Yoğurtçu. Gümüşhane Hakimliği. Çiğdem Turan. Beypazarı Hakimliği. Eda Akpınar. İstanbul Hakimliği. Ali Onur Atar. Avanos Hakimliği. Özlem Egemen Aygeç. Mersin Hakimliği. Erol Güngör. İstanbul Hakimliği. Erhan Aksel. Malatya Hakimliği. Ali Rıza Sadık. Bulancak Hakimliği. Mesude Altunel. İstanbul Hakimliği. Duygu Duman. Çorlu Hakimliği. İray Pazarbaş. Adıyaman Hakimliği. Hasan Şişman. Ödemiş Hakimliği. Ersin Yalçın. Sakarya Hakimliği. Meliha Funda Çalışkan Kalkan. Silivri Hakimliği. Fatih Akgün. İstanbul Hakimliği. Aytekin Arslan. Şavşat Hakimliği. Fatih Baykar. Demirköy Hakimliği.
Ahmet Akbulut, Aksaray Hakimliği. Nazlı Çimen, Gördes Hakimliği. Hüseyin Denizli, Büyükçekmece Hakimliği. Tuğba Cengiz Balcı, Bursa Hakimliği. Deniz Çıtlak, Sapanca Hakimliği. Duygu Topuz, Sapanca Hakimliği. Şükrü Ekren, Kahramanmaraş Hakimliği. Merve Yalçınkaya, Karşıyaka Hakimliği. Harun Taşkın, Karapınar Hakimliği. Merve Nur Varmış, Konya Hakimliği. Ömer Polat, Giresun Hakimliği. Çiğdem Karakan, Balıkesir Hakimliği. Hakan Ünal, Bakırköy Hakimliği. Serkan Gürbüz, Adana Hakimliği. Caner Cangir, Taşova Hakimliği. İrem Ayvaz, Kocaeli Hakimliği. Fatih Başol, Bayındır Hakimliği. Mehmet Emin Karakuş, Samsun Hakimliği. Burcu Dündar Bakar, İstanbul Hakimliği. Mehmet Baş, Bakırköy Hakimliği. Fatih Recep Güneş, Bismil Hakimliği. Aslan Erhan, Bakırköy Hakimliği. İbrahim Taşkın, Nizip Hakimliği. Kadir Akın, İstanbul Anadolu Hakimliği. Burcu Aydın, Delice Hakimliği. Mahmut Cemil Doğanöz, Beypazarı Hakimliği. Afife Acar Kalkan, İstanbul Anadolu Hakimliği. Elvan Milletsever, Doğu Bayazıt Hakimliği. Muhammed Selman Harmankaya, Karşıyaka Hakimliği. Mücahit Kuzu, Kahramanmaraş Hakimliği. Özge Bacık Sarıkaya, Pınarhisar Hakimliği. Aydan Ak Yıldırım Akkoç, Mersin Hakimliği. Ferhat Gözükara, Adana Hakimliği. Günsel Güngör, Adana Hakimliği. Gülay Zengin, Çorlu Hakimliği. Serhan Güler Tataroğlu, Kayseri Hakimliği. Dilara Ünal, Elazığ Hakimliği. Behiye Köse Şahin, Denizli Hakimliği. Cemile Özkale, Sakarya Hakimliği. Turgay Nas, İstanbul Anadolu Hakimliği. Çağla Karan Özçelik, Antalya Hakimliği. Ayşe Çakır, Ankara Hakimliği. Muradiye Duman, Çorlu Hakimliği. Nazan Kaya Demiral, Çifteler Hakimliği. Gülşah Cavuldak, Konya Hakimliği. Ayten Güven, Gümüşhane Hakimliği. Sencer Levent, İzmir Hakimliği. Semih Uygur, Hatay Hakimliği. Çiğdem Aktaş Durmaz, Bursa Hakimliği. Mustafa Akbaş, Trabzon Hakimliği.
Gülşen Mengene, Kocaeli Hakimliği. Revin Alak, Sivas Hakimliği. Hatice Deniz Akarsu, Konya Hakimliği. Seda Küçük Kök Diken Ergül, Malkara Hakimliği. Nurbanu Duran, Sakarya Hakimliği. Neslihan Anik, Mersin Hakimliği. Mehmet Karson, Antalya Hakimliği. Cengiz Günal Akgül, Çeşme Hakimliği. Mehmet Erdem Arslan, İstanbul Hakimliği. Kadir Nozoğlu, Bakırköy Hakimliği. Güldalı Keser, Kocaeli Hakimliği. Ayşe Kar, Balıkesir Hakimliği. Metin Köse, Keşan Hakimliği. Elvan Akkaya Azat, Sakarya Hakimliği. Ayşe Tuğba Çörez, Manisa Hakimliği. Ebru Uçar, İstanbul Hakimliği. Tuğba Esen, Konya Hakimliği. Büşra Uçar Öner, Denizli Hakimliği. Nurşen Hayran Işık, Sivas Hakimliği. Metehan Babillioğlu, Kandıra Hakimliği. Faruk Coşkun, Antalya Hakimliği. Cafer Kemik, Adana Hakimliği. Sinem Gözde Işık Sezgin, Erbaa Hakimliği. Ali Öztürk, Mersin Hakimliği. Serhat Can Aras, Samsun Hakimliği. Yeşim Özoluk, Mersin Hakimliği. Fatih Sönmez, Konya Hakimliği. Mehmet Yılmayan, Mersin Hakimliği. Özgür Akan, Çanakkale Hakimliği. Sevgi Hekimhan, Ankara Hakimliği. Abdullah Özhölçek, Mudurnu Hakimliği. Nilgün Demirkale, Manavgat Hakimliği. Bülent Aksu, Korkuteli Hakimliği. Ayşe Gülhan Sayar, Çankırı Hakimliği. Bayram Günaydın, Kayseri Hakimliği. Güllü Camlı Bal, Niğde Hakimliği. Elif Kaya, Sakarya Hakimliği. Melik Şengül, Isparta Hakimliği. Abdülgafur Özaydın, Amasya Hakimliği. Betül Garip, Afyonkarahisar Hakimliği. Esra Türüt, Kayseri Hakimliği. Dudu Burcu Atça, Adana Hakimliği. Burcu Karakuş, Kayseri Hakimliği. Orhan Göçen, Bodrum Hakimliği. Sevgi Kamış Şimşek, Gölhisar Hakimliği. Remziye Yağmur, Kahramanmaraş Hakimliği. Firdevs Tanrıseven, Uşak Hakimliği. Aslı Arslanhan, İstanbul Hakimliği. Davut Akkuş, Ortaçağ Hakimliği. Mustafa Öztürk, Karasu Hakimliği.
Gürcihan Üstünsoy, Kahramanmaraş Hakimliği. Özgür Köksal, Karşıyaka Hakimliği. Hilal Yıldırım Arıkan, Düzce Hakimliği. Arzu Biçici Kaykı, Konya Hakimliği. Mehmet Latif Öner, Anamur Hakimliği. Nurullah Orhan, Samsun Hakimliği. Mehmet Kaman, Biga Hakimliği. Gökhan Öcal, Konya Hakimliği. Necati Efe Işıktekin, Manavgat Hakimliği. Hülya Balban, Kahramanmaraş Hakimliği. Yelda Koldemir, Aydın Hakimliği. Ezgi Besen, Bergama Hakimliği. Merve İrem Yağmur, İstanbul Hakimliği. Kahraman Mevlüt Değirmenci, Manisa Hakimliği. Tuncay Kürk, Beyşehir Hakimliği. Ahmet Bereketlioğlu, İzmir Hakimliği. Hayrettin Erman Ergüven, İstanbul Hakimliği. Özgür Deniz, Çatalca Hakimliği. Süleyman Yıldız, Erdek Hakimliği. Müçteba Akkaya, İstanbul Hakimliği. Sibel Denizoğlu, Demirci Hakimliği. Şilan Ekmenkaya, Keçiborlu Hakimliği. Orhan Kurtoğlu, Fatsa Hakimliği. Yasin Coşkun, İstanbul Anadolu Hakimliği. Yusuf Öztürk, Kahramanmaraş Hakimliği. Kenan Şan, İzmir Hakimliği. Kasım Alpay, Çorlu Hakimliği. Murat Şakru, Yalova Hakimliği. Fazıl Pehlivan, Bursa Hakimliği. Veysi Vural, Besni Hakimliği. Fatih Erdoğan, Adana Hakimliği. Fatih Öztürk, Karacabey Hakimliği. Nevin Meriç Ünlü Can, Bayat Hakimliği. Miyase Altakan, Edirne Hakimliği. Necati Onan, İstanbul Anadolu Hakimliği. Adnan Güneş, Bursa Hakimliği. Cevahir Gizem Erenler, İskenderun Hakimliği. Şenay Arat, Adana Hakimliği. Ünal Özdemir, İstanbul Anadolu Hakimliği. Ayhan Boyraz, Milas Hakimliği. Naim Kalaoğlu, Uşak Hakimliği. Büşra Adanur, İstanbul Anadolu Hakimliği. Uğur Yağız, Aydın Hakimliği. Fatma Bülbül Kurdaş, Bakırköy Hakimliği. Berkin Osman Altunok, Hendek Hakimliği. Yelda Çoruk Yeşilbaş, Gerede Hakimliği. İsmail Aktaş, İstanbul Anadolu Hakimliği. Cihangir Sevingel, Soma Hakimliği. Mustafa Pazarbaşı, Gazi Osman Paşa Hakimliği. Nüfide Toprakçıoğlu, Sivas Hakimliği.
Muhammed Sait Pamukçu, Antalya Hakimliği. Muhammed Yusuf Akşit, Adana Hakimliği. Harun Yüzü Ak, Bakırköy Hakimliği. Seda Yurdakul, Samsun Hakimliği. Sinem Erdoğan Bengül, Artvin Hakimliği. Gülay Kekeç Terzi, Kayseri Hakimliği. Recep Bardakçı, Karacabey Hakimliği. Burcu Küçükay, Kuşadası Hakimliği. Levent Zeydan, Adana Hakimliği. Uğur Kaya, İstanbul Hakimliği. Nazlı Coşkun Keskin, Bakırköy Hakimliği. Meltem Ergezer, Denizli Hakimliği. Barış Sivrikaş, Van Hakimliği. Hilal Çelik, İstanbul Anadolu Hakimliği. Çağrı Cengiz, İstanbul Anadolu Hakimliği. Bayram Köseoğlu, Görele Hakimliği. Dinçer Dursun, Edirne Hakimliği. Hanife Akdeniz, Bakırköy Hakimliği. Ayşegül Hatipoğlu, Dikili Hakimliği. Hüseyin Özdemir, Bursa Hakimliği. Canan Damar Kuruçay, İncesu Hakimliği. Tuğba Kaya Sal, Adıyaman Hakimliği. Mehmet Çağrı Alperen, İstanbul Hakimliği. Ece Aydan Ayal, Şarköy Hakimliği. Mehmet Açıkel, Serik Hakimliği. Mehmet Eren İşik, Bismil Hakimliği. Mehtap Öztürk Gökpınar, Aydın Hakimliği. Emine Çakır, İstanbul Hakimliği. Mustafa Güler, Karaman Hakimliği. Hülya Meşe Tümer, İzmir Hakimliği. Gamze Karaca, Trabzon Hakimliği. Beysun Hirik Güven, Çankırı Hakimliği. Esra Kanar, Adana Hakimliği. Hanifi Tan, Gelibolu Hakimliği. Muhammed Fatih Taştan, Balıkesir Hakimliği. Abdülkadir Ulukuş, Diyarbakır Hakimliği. Mehmet Altıntaş, Bakırköy Hakimliği. Kadir Dermancıoğlu, Trabzon Hakimliği. Mustafa Kamil Şen, Düzce Hakimliği. Doğukan Ateş, Ürgüp Hakimliği. Merve Nur Tezcan, Boğazlıyan Hakimliği. Muhammed Güler, Tekirdağ Hakimliği. Furkan Uysal, İstanbul Hakimliği. Mustafa Yıldırım, Mersin Hakimliği. Fatih Halit Uslu, Ordu Hakimliği. Güney Digili, Yatağan Hakimliği. Erkan Koşun, Muğla Hakimliği. Şahin Karabulut, İskenderun Hakimliği. Gülşah Tazıcı, Mersin Hakimliği. Dinçer Güzel, Ayvacık Hakimliği.
Behice Dizdar, Kahramanmaraş Hakimliği. Okan Erdal, Akçaabat Hakimliği. Sevilay Candan Aksaç, Doğanşehir Hakimliği. Rabia Keleş, Bakırköy Hakimliği. Arda Kutluk, Bakırköy Hakimliği. Ayşe Aylin Karagöz, Afyonkarahisar Hakimliği. Ali Şamil Üçüncü, İstanbul Anadolu Hakimliği. Selçuk Güzel, Bozüyük Hakimliği. Ayhan Mert Marakoğlu, Hatay Hakimliği. Mustafa Kırmızı, İstanbul Anadolu Hakimliği. İclal Gündüz, Denizli Hakimliği. Abdullah Alp Arslankurt, Tunceli Hakimliği. Özlem Coşkun Kartal, İstanbul Hakimliği. Cansu Bilgin, Samsun Hakimliği. Sinem Yönelli, Düzici Hakimliği. Gülden Kandas, İstanbul Anadolu Hakimliği. Ozan Başar Yıldırım, Gazi Osman Paşa Hakimliği. Dilan Sümer Turgut, Uşak Hakimliği. Mustafa Güzel, Bakırköy Hakimliği. Ahmet Ali Koca, Adana Hakimliği. Yasettin Özcan, Diyarbakır Hakimliği. Gökhan Pervan, Hatay Hakimliği. Fikret Özgül, Burdur Hakimliği. Ahmet Yıldız, Konya Hakimliği. Dilek Öztürk, Denizli Hakimliği. Serkan Atay, Mardin Hakimliği. Soner Mutlu Cengiz, Ordu Hakimliği. Ali Gezer, Adana Hakimliği. Zeynep Nihan Barın Şengör, Edirne Hakimliği. Leyla Şahin, Alanya Hakimliği. Mustafa Temir, Denizli Hakimliği. Ömer Atlim, Karaman Hakimliği. Muhammed Ziya Gündüz, İstanbul Hakimliği. Mehmet Kalkandelen, Kırklareli Hakimliği. Bayram Garip, Sakarya Hakimliği. Elif Çavdar Yalçın, Denizli Hakimliği. Alper Arslanlı, Mersin Hakimliği.